Merhaba arkadaşlar, yeni bir konuyla birlikteyiz. Nükleik asitlerden bahsedeceğiz. Tabii ki nükleik asitlerle birlikte DNA replikasyonu ve daha sonrasında protein sentezinden de bahsedeceğim. İlk önce şöyle yapalım, DNA'yı anlatalım, genel özelliklerini verelim. Daha sonra DNA replikasyonundan bahsedelim. Sonra da arkadaşlar RNA ile birlikte protein sentezinden bahsedelim. Şimdi DNA'yı anlatırken genel özelliklerini önce vereceğim. İşte bazları vereceğim arkadaşlar, şekerini vereceğim. Daha sonra ise DNA replikasyonunu anlatacağım. Bu arada DNA replikasyonunu da Campbell'dan anlatıyorum. Diğer konuları da arkadaşlar baktım. Her zaman dediğim gibi karşılaştırıyorum. Elimde bulunan PEGEM yayınları daha detaylı anlatıyor. PEGEM yayınlarından Campbell'la bir karşılaştırma yapıyorum. Hangisinde daha güzel bir anlatım varsa veya eksiği varsa oradan tamamlıyorum. Bu arada bunun için de aklınızda herhangi bir şüphe kalmasın. Basit gidiyorsam eğer, biraz daha çok detay istiyorsanız, ki ben olabildiğince detay vermeye çalışıyorum, bana yorumlardan yazabilirsiniz. Ama dediğim gibi emin olabilirsiniz, Campbell'dan her zaman için karşılaştırma yapıyorum. Evet, şimdi gelelim nükleik asitlere. Arkadaşlar, nükleik asitler hücrede yönetici moleküller olarak isimlendiriliyor. Nedir peki nükleik asitler? DNA ve RNA olarak ikiye ayrılıyor. Arkadaşlar, bunların içerisinde bulunan DNA bizim ilk konumuz olacak. Peki nedir DNA? DNA deoksiribonükleik asit olarak isimlendirilir. Ve ilk olarak keşfedildiğinde arkadaşlar hücrenin çekirdeğinde rastlanmış. Yani prokaryotlarda çekirdek yok, biliyoruz. Prokaryotlarda bir DNA'ya rastlanmadan önce ökaryot hücrelerde çekirdeğin içerisinde bir DNA'ya rastlanıyor. Buna çekirdeği biz nükleus dediğimiz için bunun içerisinde bulunan yapıya da nükleik asitler deniliyor. Peki bu nükleik asitler nelerden oluşuyor? Arkadaşlar, nükleik asitler nükleotit dediğimiz yapı birimlerinden oluşuyor. Yani nükleik asitlerin yapı taşı nedir? Nükleotittir. Bir sürü nükleotit yan yana gelerek nükleik asitleri oluşturuyor. İlk önce yapısından bahsedelim, daha sonra görevlerine bakalım. O zaman şöyle sayfayı değiştirelim. Şöyle yazalım arkadaşlar. İlk olarak yapı taşı nükleotitlerdir. Nükleotitlerdir. Şimdi ben hem DNA için genel özellik yazıyorum bunu, hem de RNA için arkadaşlar. Çünkü her ikisi içinde de ortak olan bir özellikti nükleotit. Peki bir nükleotidin yapısında ne var? İlk önce bunu bir tablo halinde yazayım. Daha sonra her birini teker teker açıklayayım. Arkadaşlar, bir nükleotidin yapısında nükleotit dedik. Şöyle 3 ayıracağız nükleotidi. Yapısında azotlu organik baz var. Azotlu organik baz var arkadaşlar. Daha sonra 5 karbonlu şeker var. 5 karbonlu şeker ve fosfat grubu var. Fosfat. Fosforik asit de diyoruz, fosfat da diyoruz. Peki nedir bu azotlu organik bazlar? Nedir 5 karbonlu şeker? 5 karbonlu şekeri hatırlayacağız değil mi? Gördük. Monosakkaritleri biz karbon sayılarına göre 3 ayırıyorduk. 3 karbonlular, 5 karbonlular ve 6 karbonlular. 5 karbonlular neydi? Riboz ve deoksiribozdu arkadaşlar. Bunlardan bahsedeceğiz. Ama önce bir azotlu organik bazlara bakalım. Yapısında azot bulunan baz molekülleridir arkadaşlar. Bunlar organik bazlardır. Biz bunları yapılarına göre ikiye ayırıyoruz. Bakın şöyle. Yapılarına göre ikiye ayırıyoruz. Pürin bazları ve pirimidin bazları. Pirimidin bazları. Şimdi örneklerini vermeden önce ilk önce genel özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, pürin bazları çift halkalı büyük bazlardır. Bakın çift halkalıdır. Çift halkalı. Yani iç içe geçmiş iki tane halkadan oluşuyor. Pirimidin bazları ise arkadaşlar tek halkalıdır. O zaman yazalım şöyle. Tek halkalı. Yapı olarak da bir çizim yapacağım arkadaşlar. Adenin, guanin hepsini çizeceğim yapılarını. Arkadaşlar, pürin bazları 2 tanedir. Adenin ve guanin. Pirimidin bazları ise 3 tanedir. Sitozin, timin ve urasildir arkadaşlar. O zaman yazalım pürin bazları için. Adenin. Adenini A harfiyle gösteriyoruz. Ve guanin.
Guanin. Bu da arkadaşlar G harfi ile gösterilir. Pirimidin bazları ise nedir? Sitozin. Sitozin C harfi ile gösterilir. Bazen S harfi ile de gösteriliyor. Sitozin, timin, şöyle T. Bir de urasil. Bu da arkadaşlar U harfi ile gösteriliyor. Şimdi bakın hangisi DNA'da, hangisi RNA'da bulunuyor? Arkadaşlar burada şöyle farklı bir renk alayım. Bakın çift halkalı olanlar yani pürin bazları hem DNA'da hem de RNA'da bulunur. Yani adenin, guanin her ikisi de hem DNA'da bulunuyor hem de RNA'da bulunuyor. Ama pirimidin bazlarına geldiğim zaman sitozin arkadaşlar hem DNA'da hem de RNA'da bulunur. Timin sadece DNA'da. Bakın sadece DNA'ya özgü bir bazdır. Urasil ise arkadaşlar sadece RNA'ya özgü bir bazdır. Bunları karıştırmayalım. O zaman size sorularda derse mesela aşağıdakilerden hangisi doğrudur veya yanlıştır? Şıklarda şu varsa pürin bazları tüm nükleik asitlerde bulunur derse doğru diyeceğiz. Çünkü hem DNA'da hem RNA'da bulunuyor. DNA'ya özgü baz timin derse doğru. RNA'ya özgü baz urasil derse doğru. Pirimidin bazları her iki nükleik asitte de görülür derse, ortaktır derse yanlış olacak. Çünkü neden? DNA'ya özgü baz var, RNA'ya özgü baz var. Her ikisinde de ortak değildir. Evet, pirim ve pirimidin bazları bu şekilde. Şimdi bunların teker teker şöyle bir şekillerini çizeyim arkadaşlar. İlk önce adeninden başlamak istiyorum. Bakın adenin neydi? Pirim bazı çift halkalı olacak. Arkadaşlar şöyle bir yapıya sahip. Bakın iki tane halka şu şekilde karbonu bu arada. Karbon şeyleri. Sonra geliyoruz. İki tane halka yan yana olacak arkadaşlar. Biz buna ne diyoruz? Adenin diyoruz. Şuralarında şöyle elementleri de yazalım ama bunlar çok da önemli değil. Şuradaki bunlar da aralarında çift bağ olduğunu gösterir. CH, azot. Azot, bakın ne kadar azot var. Şurada da arkadaşlar yine hidrojen vardır. Bu da bu şekilde gösteriliyor. Bu neymiş? Adenin bazı. Adenin bazı. Yani A harfiyle gösteriyoruz. Şimdi guanine gelelim. Guaninin de aynı bu şekilde çift halkalı şeklinde göstereceğiz. Şöyle arkadaşlar. Şu şekilde bir gösterime sahip guaninde. Guaninde de yine şurada CH. Bakın şurada bir çift çizgi var. Bu aynısı burada da var. Daha sonra azot, oksijen, şöyle NH, NH2, yine azot. Burada da yine azot var. Buraya da hidrojen. Şöyle şu şekilde bağlıdır. Buna nedir? Guanindir. Bu da G harfiyle gösteriliyor. Şimdi gelelim tek halkalı olanlara. Bunlar sadece tek bir halkadan oluşuyor arkadaşlar. Bu arada burada yine çift bağlar var. Onları da belirtelim. Bunlar tabii kimyasal yapısı çok da önemli değil. Ama belki bulunsun. Hani yarın bir gün karşımıza çıkabilir. Özür dilerim. Evet şimdi gelelim şuraya tek halkalıları çizeyim. Arkadaşlar tek halkalı olanlardan ilk önce sitozini çizelim. Sitozin bakın şu şekilde. Şöyle tek bir halkaya sahip. Bunun da yine şöyle çift bağları var arkadaşlar. Şu şekilde çift bağları vardır. Bakın şuraya NH2 geliyor. Şuraya CH. Şurada azot var. Yine hidrojen şöyle bağlı buna. Şurada arkadaşlar oksijen var. Burada da azot var. Bu nedir? Sitozindir. Sitozin. Bu da C harfiyle gösterilir. Daha sonra gelelim bir tane daha çizelim. Timini de çizelim. Baktığımız zaman aslında yapılarında pek bir hani farklılık gözükmese de sadece yerleşim yerleri farklıdır arkadaşlar. Elementlerin yerleşim yerleri farklıdır. Mesela burada NH2 yukarıda bulunurken bunda arkadaşlar iki tane oksijen var ve bu oksijenler biri burada, diğeri de burada bulunacak oksijen. Daha sonra yine burada azot var, hidrojen şu şekilde bağlı. Sonra CH3 ve HN veya NH olarak gösterebiliriz. Bu da nedir arkadaşlar? Timin bazıdır.
Timin bazı T harfiyle gösteriliyor. Şuraya bir de urasili çizelim. Daha sonra bazlarımızı bitirelim. Dediğim gibi bu çok önemli değil ama yine belki hani karşımıza çıkabilir. Hem tek halkalı çift halkalı derken neyi kastetmiş olduğumuzu da gördük. Şurada yine oksijen var. Burada arkadaşlar oksijen var. NH, CH, CH. Şurada da azot var. Yine hidrojen bu şekilde bağlıdır. Bu da nedir arkadaşlar? Urasildir. Urasil, bu da U harfiyle gösteriliyor. Dikkat ettiğiniz zaman bakın şöyle farklılıkları bulunuyor. Bunlar bizim tek halkalı ve çift halkalı bazlarımız. Şimdi prim ve pirimidin bazları bu şekilde. Gelelim 5 karbonlu şekere. Arkadaşlar 5 karbonlu şekere baktığımız zaman bunlar da riboz ve deoksiribozdur. Şuraya hemen altına sığmayacağı için şu kenara 5 karbonlu şeker yazıyorum. 5 karbonlu şeker. Neydi? Riboz ve deoksiriboz vardı değil mi arkadaşlar? DNA'nın yapısında deoksiriboz, RNA'nın yapısında da riboz var. Ben bunların şeklini de çizeceğim. Bakın riboz ve deoksiriboz. Deoksiriboz zaten isimlendirilirken şekere göre isimlendiriliyor. RNA ribonükleik asit, DNA'da deoksiribonükleik asit olarak isimlendiriliyor. Arkadaşlar ribozun genel formülü C5H10O5'tir. Bu önemli değil ama burada bir şey göstereceğim size. Deoksiribozun içi ise C5H10O4'tür. Ne demiştim anlatırken? Dedim ki deoksiribozun ribozdan farklı bir tane oksijeninin eksik olması. Zaten oksijenden geliyor. D ise Latince'de başa geldiği zaman olumsuz anlamda ve eksik anlamında kullanılıyor. Oksijeni eksik olan riboz. Yani bir oksijeni riboza göre eksiktir arkadaşlar. Riboz kimin yapısına katılıyordu? Riboz RNA'nın. Bakın sadece RNA değil, ATP'nin. Daha sonra NAD molekülünün, FAT molekülünün, NADP molekülünün yapısına katılır. NADP'nin yapısına katılır. Burada sadece RNA yazmamız yeterliydi ama aklımızda bulunsun. Yine çağrıştırmış, hatırlatmış olalım. Buraya geldiğimizde ise deoksiriboz kimin yapısına katılıyor? DNA'nın yapısına katılır. Yapısına katılır. Arkadaşlar ribozun şekline baktığımızda bakın riboz şu şekilde 5 karbonlu olduğu için şöyle beşgen çiziyoruz. Şöyle beşgen. Tabii burası biraz daha geniş olsaydı iyi olurdu ama yapamadım. Şurada arkadaşlar oksijen var. Bakın burada OH hidrojen yine bağ kurmuşlar. Burada hidrojen yine OH var bağlı. Bakın şu OH'la birazdan deoksiribozdaki şeyi göstereceğim. Eksik olan kısmı göstereceğim. Şurada arkadaşlar yine H, OH var bağlantı kurmuş. Şurada da yine hidrojen ve HOCH2 şeklinde bir bileşik var. Bu şekilde bir yapıya sahip. Bu bizim riboz şekerimiz. Şimdi gelelim deoksiriboza bakın. Bir tane oksijen eksik çizeceğiz. Her şeyi aynı, sadece bir oksijeni eksik. O zaman bununla aynı yapıyı çizeceğim. Biraz daha düzgün olursa daha iyi olur tabii ki. Evet, daha düzgün oldu. Şurada oksijen var. Şurada OH hidrojen. Şurada hidrojen var. Buna sadece H bağlı arkadaşlar. O eksik. Dediğimiz gibi bir tane oksijeni eksiktir. Şöyle OH. Burada da yine HOCH2 ve hidrojen var. Evet, bu şekilde bir yapıya sahip. Burada gördüğümüz gibi burada bir tane oksijen varken burada eksik olduğu için buna ne diyoruz? Deoksiriboz şeker diyoruz. Arkadaşlar fosforik asite geldiğimiz zaman fosforik asit her ikisinde de ortak olarak bulunur. Yani fosfat dediğimiz yapı, şuraya fosfat yazayım veya fosforik asit diyoruz arkadaşlar. H3PO4. Bu yapı da zaten fosfat yapısından yani fosfat molekülünden dolayı asitlik özelliği kazanıyor. O yüzden nükleik asitler diye bahsediyoruz. Bu yapı arkadaşlar her ikisinde de ortaktır. Yani DNA ve RNA da ortaktır. RNA da ortaktır. Bu yapı molekülümüz. Arkadaşlar
Şimdi nükleozit dediğimiz bir kavramımız var. Bir de ondan bahsetmek istiyorum. Azotlu baz artı, bakın, azotlu baz artı dedik. Şeker dedik değil mi? 5 karbonlu şeker artı H3PO4 dedik. Şimdi bu yapı nükleotidi oluşturuyor. Ama size burada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Azotlu bazla şeker bir araya geldiği zaman nükleozit dediğimiz bir yapıyı oluşturuyor. Nükleozit. Bunun yapısına artı bir de fosforik asit bağlandığı zaman ne oluyor arkadaşlar? Nükleotit oluyor. Nükleotit yapısı oluşuyor. Bu nükleozit de yine karşımıza çıkabilecek bir özellik, bir yapı. Şimdi arkadaşlar DNA karşı karşıya DNA oluşurken iki zincirden oluşuyor DNA'mız. Çift zincirli bir yapıya sahiptir ve karşılıklı nükleotitler arasında hidrojen bağları kurulur. Bunları DNA'yı anlatırken bahsedeceğim, söyleyeceğim. Ama şundan bahsetmek istiyorum. DNA'nın yapısındaki veya işte nükleotitlerin yapısında bulunan bağlardan bahsetmek istiyorum. Daha sonra ise DNA'nın direkt genel özelliklerine giriş yapacağız. Bu videoyu burada sonlandıracağım öncelikle, onu da söyleyeyim. Arkadaşlar azotlu bazla şeker arasında glikozit bağı vardır. Glikozit yazamadım. Glikozit bağı. Şekerle H3PO4 yani fosfat arasında ise fosfoester bağı vardır. Fosfoester bağı vardır. Bazen ester bağı vardır da deniliyor. O da doğru olarak kabul edilir. Şimdi bu videoyu burada bitirelim. Nükleotitlerin genel yapısını tanımış olduk. Sonraki videoda DNA'nın genel özelliklerini anlatacağım. Daha sonra da DNA replikasyonuna değineceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.